Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte e, İnkılap tarihinde normalde biliyorsunuz ki 485 soru yazmıştım ben e, MEP e, kitabıyla birlikte MEP kitabından okuyarak oluşturmuştum. E, şimdi ise e, MEP kitabı değil e, çoğunlukta böyle arkadaşlar e, KPS kaynakları e, birazcık açık öğretim fakültesi e, gibi gibi birazcık e, sınavlardan çıkması muhtemel soruları ne yapacağız İşlemiş olacağız sizlerle birlikte 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ile başlayacağız. İnkılap tarihine daha sonra inkılap tarihinin sonuna kadar inşallah bunu götürmüş olacağız. Baya baya bir soru çözeceğiz. İnşallah sınava kadar bunları yetiştirmeye çalışacağız sizlere. İnşallah hem KPS hem YKS grubu bu videolarımızdan ne yapabilir faydalanabilir İnşallah sizlere bu videolarımız, bu serimiz faydalı olur. İnkılap tarihi biliyorsunuz ki sınavlarda çokça sorunun geldiği bir nokta ve ÖSYM'nin de buradan güzel güzel zorladığı noktalardır. İnşallah bu noktalardan bizler de soruları yakalarız ve sizlere yardımcı oluruz diyelim ve hiç vakit kaybetmeden de ilk sorumuza ne yapalım başlayalım bismillah diyerek. Aşağıdaki devletlerden hangisi Osmanlı Devleti'ne verdiği ultimatomla Osmanlı Devleti'nden Trablusgarp'ın işgalini kolaylaştırmasını istemiştir diye sorduk. Ee, hangi devlet arkadaşlar ultimaton veriyor? İtalya. İtalya Osmanlı Devleti'ne ultimatomu veriyor ve Trablusgarp'ın işgalini kolaylaştırmasını istemiştir bu yönüyle. Cevabımız ne oldu? İtalya olmuş oldu. İkinci sorumuzdayız. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprak parçası aşağıdakilerden hangisidir diye sorumuzu yönelttik. Osmanlı Devleti biliyorsunuz ki Trablusgarp Savaşı'nda kaybedince bu bölgeyi e, ve ne oluyor? Kuzey Afrika'da toprağımız kalmıyor artık. Yani Kuzey Afrika'daki son toprak parçamız ne olmuş oluyor? Trablusgarp olmuş oluyor. Peki şunu soralım. 1830 yılında Fransa tarafından aşağıdaki yerlerden hangisi işgal edilerek Kuzey Afrika'daki ilk toprak parçamızı kaybettik? Cevap Cezayir arkadaşlar. İlk kaybettiğimiz yer neresiymiş? Cezayir'miş. Kim tarafından işgal ediliyor? Fransa. Kaç yılında? 1830 tarihinde. Bu iki bilgiyi lütfen biliniz. Geldik üçüncü sorumuza. Rusya aşağıdaki gelişmelerin hangisiyle İtalya'yı Osmanlı topraklarında yayılım konusunda serbest bırakmıştır? Bakın benim favori sınav sorum. E, bu soru gelecektir bir gün arkadaşlar. Dikkatli olunuz. Hangi e, konuda? Arkadaşlar Osmanlı topraklarında yayılım konusunda serbest bırakıyor. Rajogini görüşmeleriyle birlikte e Rusya ne yapıyor? İtalya'yı Osmanlı topraklarında yayılım konusunda serbest bırakmış oluyor. Aman dikkat. Rajogini görüşmeleri önemli. Geldik dördüncü sorumuza. Bakalım sorumuz ne diyor? İtalya'nın Trablusgarbi işgaline Osmanlı Devleti bir kara harekatı ile cevap verememiştir. Zira İngiltere Mısır'da bulunduğu için bu harekata engel olmuştur. Osmanlı Devleti denizden yapılacak bir askeri harekat içinde hazır değildi ve donanma yetersizdi. Bu gerekçelerle Osmanlı Devleti bölgeye subaylar göndermiştir. Gizli yollarlı arkadaşlar. Subaylar gönderiyor. Hangisi bu subaylar arasında yer almaz diye sorduk. Ee, güzel soru arkadaşlar çıkabilir. Bakıldığı zaman kimler var? Mustafa Kemal var mı? Var. Enver Bey yani Enver Paşa var mı? Var. Nuri Jonker var. Ali Çetin Kaya var. Bakın bu dört ismi bilmemiz lazım. Ama kim yok? İsmet İnönü yoktur arkadaşlar. Bu subaylar arasında İsmet İnönü yoktur. Cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Geldik 5. sorumuza. Osmanlı Devleti 1911-1912 yılları arasında İtalya ile yaptığı Trablusgarp Savaşı'nda bölgeye Mısır üzerinden asker gönderememiştir. Çünkü Mısır bu dönemde işgal altındaydı. Trablusgarp'a giden yol üzerindeki Mısır aşağıdaki devletlerin hangisinin işgal altında bulunmaktadır? Bu dönemde arkadaşlar Biliyorsunuz ki Mısır İngilizler tarafından işgal edilmiş ve e, işgal altında bulunuyordu. O yüzden Osmanlı Devleti şöyle yapalım. Bakın bu yoldan arkadaşlar şurası Mısır. Mısır'a ne yapamamıştır? E, Karadan asker gönderememiştir. Neden? Çünkü burada Mısır var arkadaşlar. O yüzden Osmanlı Devleti e, ne yapamıyor? Asker gönderemiyor. Gizli yollarla anca e, gönderebilmiştir askerleri, subayları. Geldik 6'ya. Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı esnasında İtalyanlara karşı yerlerinden hangilerinde halkı örgütlemiştir? Mustafa Kemal arkadaşlar bakıldığı zaman Derne ve Tobruk'ta ne yapmıştır? Mustafa Kemal halkı örgütlemiştir. Bingazi'de ise Enver Bey yani Enver Paşa arkadaşlar örgütleyecektir. Burada cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Derne Tobruk. Mustafa Kemal deyince aklımıza gelmesi gereken yerler. İtalya'nın Trablusgarbi işgali sürecinde bölgeye giden subaylar arasında yer alan ve gazeteci şerif takma adını kullanan isim aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Kim kullanıyor bu takma adı arkadaşlar? Mustafa Kemal kullanmıştır. Mustafa Kemal gazeteci şerif takma adıyla ne yapmıştır? Trablusgarba gitmiştir. Bu yönüyle önemlidir gazeteci, gazeteci şerif takma adını lütfen unutmayalım. 8'deyiz. Enver Paşa Trablusgarp Savaşı esnasında İtalyanlara karşı Yerlerinden hangilerinde halkı örgütlemiştir diye sorduk. E ee, bakıldığı zaman arkadaşlar Derne Tokluk'ta kim vardı? Mustafa Kemal vardı. Mustafa Kemal. Peki Bingazi'de kim vardı? Enver Paşa. Enver Paşa. Arkadaşlar Enver Bey daha paşa olmadı gerçi. Enver Bey de, Enver Bey demek daha doğru. Ee, o yüzden burada cevap ne oldu? Yalnız 3 olmuş oldu. Aman dikkat diyoruz. Önemli soru. Geldik 9'a. İtalya'nın Trablusgarbi işgali sürecinde bölgeye giden subaylar arasında yer alan ve Kuyumcu Hamdi ya da Halıcı Hamdi diye de geçer kaynaklarda. Takma adı kullanan isim aşağıdakilerden hangisidir? Kim kullanmıştır bu takma adı? Enver Bey arkadaşlar. Enver Bey kullanmıştır. Mustafa Kemal gazeteci Şerif takmadığını, Enver Bey ise Kuyumcu Hamdi ya da Halıcı Hamdi takmadığını kullanmıştır. Ondayız. İtalya Trablus Karp Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti üzerindeki baskıyı artırmak için yukarıdaki gelişmelerden hangilerini yapmıştır? Şimdi baskıyı artırmak için arkadaşlar ee, ne yapmış İtalya? 1. Rodos ve 12 adayı 12 adayı işgal etmiştir. 2. Beyrut limanını top ateşine tutmuştur. 3. Çanakkale Boğazı'nı ne yapmıştır? Abluka altına almıştır. Aman dikkat bunlar güzel bilgilerdir. Sorulabilecek tarzda sorulardır. Ee, o yüzden dikkat diyoruz. Önemlidir. Cevabımız hepsi olmuş oldu. Geldik 11. sorumuza. Osmanlı Devleti ile İtalya arasında meydana gelen Trablus Kapı Savaşı sırasında aşağıdaki savaşların hangisi başlamıştır? Bakın böyle bir soruda çıkabilir. Trablus Kapı Savaşı sırasında hangi savaş başlıyor değerli dostlar? Balkan Savaşları başlamıştır bu dönemde. Balkan Savaşları başlıyor aynı zamanda. Geldik 12'ye. Osmanlı Devleti ile İtalya arasında meydana gelen Trablusgarp Savaşı sonucunda hangi anlaşma imzalanıyor? Hangi anlaşma? Uşi Anlaşması. Arkadaşlar İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan Uşi e, gibi e, Uşi denilen bir yer var. Orada imzalanıyor bu anlaşma. 13'teyiz. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son toprak parçasından aşağıdaki savaşların hangisiyle kaybetmiştir? Bakın ee, Daha aynı bahsetmiştik son toprak parçasının nere olduğunu. Soruyu ters döndürüp bu şekilde de sorabilir ÖSYM. Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını biz Trablusgarp Savaşı'nda ne, ne yaptık? Kaybettik arkadaşlar. Cevabımız değişik olmuş oldu. Peki Kalp günümüzdeki neresidir? Libya arkadaşlar. Libya'dır. Bu bilgiyi de unutmayalım. Geldik 14'e. Aşağıdaki anlaşmaların hangisiyle Rodos ve 12 adanın şartlı ve geçici olarak İtalya'ya bırakılması kararı alınmıştır. Hangi anlaşmada? Uşi anlaşmasında. Uşi anlaşmasında Rodos ve 12 ada'nın şartlı ve geçici olarak İtalya'ya bırakılması kararı alınıyor. Ama artık tamamen kaybediyoruz arkadaşlar. Böyle bir karar var ama e, artık biz Rodos ve 12 adayı tekrar alamıyoruz maalesef. Geldik 15'e. Osmanlı Devleti halifelik makamının gücünden ikinci kez aşağıdaki anlaşmaların hangisiyle yaralanmak istemiştir Osman Devleti. Arkadaşlar, e, Halifelik Makamından e, makamının gücünden ikinci kez Uşa Anlaşmasıyla ne yapmıştır? E, yaralanmak istemiştir. Unutmayınız, Halifelik Makamının gücünden yaralandığımızı Uşa Anlaşmasında. 16'dayız. Mustafa Kemal'in sömürgeciliğe karşı ilk mücadelesi ve katıldığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. E, bakıldığı zaman arkadaşlar. Sorularımız e, konuya göre sırayla gittiği için her e, bilgiyle alakalı soruya dönüştürdük, her bilgiyi soruya dönüştürdük e, sizlerin e, sınavda çıktığı anda yapabilmesi için. O yüzden e, böyle sırayla gidiyoruz. E, bunun hakkında da bilgiyi vermiş olalım. Şimdi Mustafa Kemal'in e, Mustafa Kemal'in sömürgecile karşı ilk mücadelesi ve katıldığı ilk savaş hangi savaştır? Trabzon Savaşıdır, unutmuyoruz bu yönüyle. Geldik 17'ye. Dünya savaş tarihinde savaş uçağı ilk kez 1911'de Trablusgarp Savaşı'nda kullanılmıştır. Savaş uçağını kullanan ilk devlet hangisidir arkadaşlar? Hangi devlet? İtalya. Biz e, hangi devlette yaptık bu savaşı? İtalya ile yaptık. E, bu yönüyle çıkabilir. Böyle bir soru daha gelmedi. E, savaş uçağı ilk kez kullanılmıştır Trablusgarp Savaşı'nda İtalyanlar tarafından. 18'deyiz. Libya'nın bağımsızlığı için İtalyanlara karşı mücadele eden çöl aslanı lakaplı lider hangisidir? Çok çok önemsiyorum arkadaşlar. Bakın bunun bir e, filmi var arkadaşlar Ömer Muhtar. Ömer Muhtar'ın bir filmi var. Bu filmi e, inşallah üniversiteye geçtiğiniz zaman ya da e, KPS adayları için atandığınız zaman bu filmi mutlaka ama mutlaka izleyiniz. Çok mükemmel bir filmdir. 3 saat yanlış hatırlamıyorsam ama o kadar sürükleyici ki o 3 saat ne ara geçti izledim de ben anlamadım. bakıldığı zaman çok çok önemli bir isimdir Ömer Muhtar. Sakın çöl kaplanıyla karıştırmayın. Çöl kaplanı Fahrettin Paşa'dır. Hicaz cephesinde. Ömer Muhtar ise çöl aslanıdır değerli arkadaşlar. Bu iki bilgiyi lütfen ama lütfen karıştırmayalım. Geldik 19'a. Birinci Balkan Savaşı aşağıdaki devletlerin hangisinin Osmanlı Devleti'ne saldırmasıyla başlamıştır? Birinci Balkan Savaşı arkadaşlar Karadağ'ın Osmanlı'ya saldırmasıyla yani ne yapıyor? Başlıyor Karadağ olduğunu unutmayalım. Böyle bir soru daha çıkmadı çıkabilir. Karadağ'ı unutmuyoruz bu yönüyle. 20'deyiz. Birinci Balkan Savaşı'na katılan devletler arasında hangisi yer almaz diye sorduk. Basit ama sınav esnasında dikkatli olmamız lazım. Arkadaşlar biz Birinci Balkan Savaşı'na katılan devletleri büyüsek diye kodluyoruz. Büyüsek. Büyüsek e, ünlü harfleri atıyoruz. E, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ. Kim yok? Romanya yok. Cevabımız ne oldu? Romanya olmuş oldu. Bu şekilde kodlama yapabilirsiniz. Geldik 21'e. Balkan savaşlarında savaşın kazanılacağına olan inanç da savaş başlamadan önce 65 bin askeri terhis eden Osmanlı hükümeti aşağıdakilerden hangisidir? Yani e, en büyük tenkitim budur. Eleştirim budur arkadaşlar. Yani sizin savaşınız var. Siz tecrübeli askerleri neden terhis ediyorsunuz? Yerine arkadaşlar acemi askerler geliyor sonuçta. Eğer Osmanlı Devleti bu askerleri terhis etmeseydi biz Balkan savaşlarını kaybetmezdik. Hatta Avrupa'da arkadaşlar bununla ilgili bahisler açılıyor. Osmanlı Devleti bu savaşı asla kaybetmez diyor Avrupalı devletler. Düşünün Avrupalı devletler ne diyor? Kaybetmez bu savaşı Osmanlı diyor. Bizim savaşı kaybetmemizin nedeni budur. 65 bin askeri terhis etmemizdir. Bunu biliniz arkadaşlar. Bunu terhis eden hükümeti de biliniz. Hangi hükümet? Ahmet Muhtar Paşa hükümeti. Arkadaşlar lütfen bunu unutmayınız. Ahmet Muhtar Paşa'yı bu yönüyle. Daha çıkmadı. Bu soruyu ben bekliyorum bir gün. KPS'de olur, YKS'de olur fark etmez. Bu soru bir gün çıkacak. Geldik 22'ye. Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki savaşlarından hangi sırasında ordu ile siyaset iç içe girmiş ve savaşın kaybedilmesine sebep olmuştur. Yani bu savaşın arkadaşlar, bu savaşta Osmanlı Devleti e, orduyla siyaset iç içe giriyor. Mustafa Kemal Cumhuriyeti'nin ilanından sonra bu durumu e, nerede gördü? Balkan Savaşı'nda gördü Mustafa Kemal. Gördüğü için orduyla siyaseti birbirinden ne yaptı? Mustafa Kemal ayırmış oldu Erkan Harbiye Vekilliğini kaldırarak. E, bu savaşın kaybedilmesi 1. Balkan Savaşı'nda arkadaşlar. E, orduyla siyaset iç içe giriyor ve savaşın kaybedilmesine sebep oluyor bu durum. Geldik 23'e. 1. Balkan Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'ne nota veren devleti muazzama devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diye sorduk. Bebin kitabına girmiş bilgidir. Devleti muazzama ya da düvelli muazzama olarak da geçer. Bunların arasında İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya vardır ama kim yoktur? Yunanistan yoktur. Cevabımız ne oldu? Yunanistan olmuş oldu. 24'teyiz. 1. Balkan Savaşı sırasında 28 Kasım 1912 tarihinde aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığını ilan etmiştir? Arkadaşlar Birinci Balkan Savaşı sırasında hangi devlet? Arnavutluk. Arnavutluk bağımsızlığını ne yapmıştır? İlan etmiştir. Sırbistan Karadağ Romanya 1878 Berlin Anlaşmasıyla, Yunanistan 1829 Edirne Anlaşmasıyla, Bulgaristan ise 1908 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasında bağımsızlığını ilan etmiştir. Arnavutluğu'nda unutmuyoruz. Birinci Balkan Savaşı sırasında bağımsızlığını ilan ettiğini. Geldik 25'e. Soruyu takla attırıp böyle de sonra bir ÖSYM. Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazanan son Balkan ulusu. Hangisidir diye sorabilir. taklattırıp Arnavutluk olacak yine cevap. Ee, Kuzey Afrika'da son Trablusgarp ee, elimizden çıkıyor. Ee, Balkanlar'da da son olarak Arnavutluk elimizden çıkıyor. 26'dayız. 1. Balkan Savaşı'nda Yunanistan'a karşı Hamidiye Kravözörü ile verdiği mücadelenin ardından Hamidiye Kahramanı olarak anılan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Kimdir arkadaşlar? Rauf Orbay'dır. Rauf Orbay Yunanistan'a karşı Hamidiye Kravözörü ile verdiği mücadelenin ardından kendisi Hamidiye Kahramanı olarak anılmıştır. Hangi savaşta? 1. Balkan Savaşı'nda. Hangi savaşta olduğunu unutmuyoruz. Geldik 27'ye. Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşların hangisinin sonucunda Midye Enes hattının doğusuna çekilmiştir? Hangi savaş? Birinci Balkan Savaşı. Bakın birlik ile karıştırmayınız. Birinci Balkan Savaşı'nın e, savaşında sonucunda e, Osmanlı Devleti Midye Enes hattının doğusuna ne yapıyor? Çekilmiş oluyor. Geldik 28'e. Aşağıdaki savaşların hangisinin sonuna doğru İttihat Terakki Partisi tarafından Baabali baskını yapılmış ve hükümet darbesi gerçekleştirilmiştir? Hangi savaş? Birinci Balkan Savaşı sonuna doğru İttihat Terakki Partisi tarafından ne yapılmıştır? Arkadaşlar Baabali baskını yapılmıştır. Kamil Paşa hükümeti düşürülmüştür. Sakın e, padişah değişikliği oldu demeyiniz. Sadece hükümet değişikliği oluyor. Babali Baskını ile Kamil Paşa hükümeti istifa etmiştir. Babali baskının sonucunda kurulan hükümet aşağıdakilerden hangisidir? E, bu Babali baskının sonucunda arkadaşlar hangi hükümet kuruluyor? Mahmut Şevket Paşa hükümeti kuruluyor. Belli bir süre sonra suikastı uğrayacaktır Mahmut Şevket Paşa hükümeti. 30dayız. 1. Balkan Savaşı sonucunda imzalanan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Benim favori sınav sorularım arasında yer alır. Birinci Balkan Savaşı'nın sonucunda İkinci Balkan Savaşı'nın sonucunda hangi anlaşmalar imzalanmıştır? Ölsemenin de sıklıkla sorduğu sorudur. O yüzden ben önemsiyorum. Birinci Balkan Savaşı sonucunda Londra Anlaşması ne yapılmıştır? İmzalanmıştır. 31'deyiz. Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı Devleti'nin kaybettiği Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı'nın kaybettiği yerler arasında hangileri yer alır diye sorduk. Osmanlı'nın kaybettiği yerler Batı Trakya, Girit ve Ege adalarına Osmanlı ne yapmış? Balkan savaşları sonucunda kaybetmiştir. Cevabımız ne oldu? Hepsi olmuş oldu. Bu üç yeri de kaybediyoruz. İkinci Balkan Savaşı'nın çıkmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Osmanlı'dan alınan toprakların paylaşılamaması, Yunanistan'a fazla toprak alması, Osmanlı Devleti'nin Bulgaristan'a saldırması, Büyük Elçiler Konferansı'nın toplanması, Avrupalı Devletlerin Balkan uluslarını kışkırtması. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Birinci Balkan Savaşı sonucunda Bulgaristan Osman Devleti'nden çok diğer Balkan uluslarına nazaran çok toprak aldı. İkinci Balkan Savaşı'nın çıkmasının temel sebebi de budur. Osmanlı'dan alınan toprakların paylaşılamamasıdır. Yani Bulgaristan'ın fazla toprak almasıdır. Bunun sonucunda Balkan uluslarıyla 2. Balkan Savaşı yapılmış olacak. Cevabımız aşık oldu. 33'teyiz. Dobruca sorunu ile 2. Balkan Savaşı'na katılan devlet hangisidir? 1. Balkan Savaşı'nda olmayıp da 2. Balkan Savaşı'na katılan devlet Romanya'dır. Romanya hangi sorun ile katılıyor? Dobruca sorunu ile katılmış oluyor 2. Balkan Savaşı savaşına daha doğrusu. Geldik 34. 34'e. Enver Bey Çatalca ordusunda Mustafa Kemal ise Bolayır kol ordusuna görev alarak Edirne'yi Osmanlı topraklarına katması aşağıdaki savaşların hangisinde meydana gelmiştir. Hangi savaşta? Arkadaşlar 2. Balkan Savaşı'nda yaşanmıştır bu durum. 35'teyiz. 2. Balkan Savaşı'nda Edirne ve Kırklareli'nin alınmasının ardından Edirne Fatih'i ünvanlı alan isim hangisidir diye sorduk. Kim almıştır arkadaşlar Edirne Fatih'i ünvanlı? Enver Bey yani Enver Paşa almıştır Edirne Fatih'i ünvanını 2. Balkan Savaşı'nda Edirne ve Kırklareli'yi alarak. 36'dayız. Bakalım sorumuz neymiş? Kuşçubaşı Eşref Komutası'ndaki birlik Gümülcine'yi aldıktan sonra 31 Ağustos 1913 yılında Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'ni kurdu. Türk tarihinin en kısa ömürlü devleti olan bu devlet aynı zamanda Türk tarihinde kurulan ilk cumhuriyet oldu. Diye bir araştırmacı aşağıdaki savaşların hangisi sırasındaki olayı aktarmıştır diye sorduk. Arkadaşlar bu durum 2. Balkan Savaşı'nda meydana geliyor. 2. Balkan Savaşı'nda Kuşubaşı Eşref Komutası'ndaki e, Enver Bey'in direktifiyle e, arkadaşlar Kuşubaşı Eşref ne yapıyor? Komutasındaki birlikte e, Gümülceni alıyor ve burada Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'ni kuruyorlar. Ve bu Batı Trakya Türk Cumhuriyeti ise e, Türk tarihinde kurulan ilk cumhuriyet oluyor ama kısa ömürlü oluyor kendisi. 2. Balkan Savaşı'nda da unutmayalım. 37'deyiz. 2. Balkan Savaşı'ndan sonra Bulgaristan ve diğer Balkanlı devletler arasında imzalanan anlaşma hangi anlaşmadır? Önemsiyorum dedim. Bakın 1. Balkan Savaşı 1. Balkan Savaşı neydi? Londra'ydı. 2. Balkan Savaşı'nda ise ne imzalanıyor? Değerli arkadaşlar Mükreş anlaşması imzalanıyor. Unutmuyoruz. Önse ve buralardan soruları sık sık sordu. Tekrarda ne yapar? Sorar. 38'deyiz. İkinci Balkan Savaşı sonucunda Bulgaristan ile imzalanan anlaşma hangisidir diye sorduk Osman Devleti'nin. Osman Devleti ile Bulgaristan arasında imzalanmıştır. Edirne, Kırklareli ve Dimetoka'nın Osmanlı'ya ait olduğu kabul edilmiştir. Hangi anlaşma bu? Arkadaşlar İstanbul Anlaşması. İstanbul Anlaşması 1913. İstanbul Anlaşması imzalanıyor Bulgaristan ile iki tane Bulgaristan pardon iki tane İstanbul Anlaşması var arkadaşlar. Bu Balkan Savaşı sonucunda imzalanan. Birisi Bulgaristan ile Diğeri Sırbistan ile imzalanıyor. Bu ikisini karıştırmamak lazım. Zaten soru içerisinde e, ne yapar? Önseme belirtir bu şekilde. Dimetoka ile ilgili de bilgiyi verelim. Dimetoka Osmanlı'ya geçiyor ama 1. E, Dünya Savaşı'nda Bulgaristan'ın katılması için Dimetoka'yı biz hediye ediyoruz Bulgaristan'a. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Geldik 39'a. Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda 2. Balkan Savaşı sonucunda Yunanistan ile imzalanan anlaşma hangisidir diye sorduk. Osman Devleti ile Yunanistan arasında imzalanmıştır. Yanya, Girit, Meselani Yunanistan'a ait olduğu kabul edilmiştir. Hangi anlaşma? Atina anlaşması. Atina anlaşması imzalanıyor Yunanistan ile. Yanya, Girit, Selanik ee, buraların Yunanistan'a ait olduğunu kabul ediyoruz. Bu videomuzun son sorusuna geldik. 2. Balkan Savaşı sonucunda imzalanan İstanbul Anlaşması ile Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki devletlerden hangisiyle herhangi bir sınır maddesi olmamıştır. Yani anlaşmada sınır maddesi yoktur sorusu arkadaşlar. Hangi devlette Sırbistan ile sınır maddesi olmamıştır arkadaşlar İstanbul Anlaşması'yla. Böyle bir soruda gelebilir. Aman dikkat diyoruz. Evet. Ee, sizlerle birlikte e, Savaşı ve Balkan Savaşları'nı işlemiş olduk. Bir sonraki konumuz 1. Dünya Savaşı olacak. 20. yüzyıl daha Osmanlı Devleti'nin soru çözümlerine devam ediyoruz. Devam edeceğiz. İnkılap tarihini biliyorsunuz ki buradan başlatıyoruz. İnşallah sizlere faydalı olmuştur. Bu videomuz, bu sorularımız elimden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Sorular yazarak inşallah sınavda da gelecektir buralardan diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar.